Marmara TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Ben Nazlıcan Teselli. İdolüm Sensin programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Her hafta cap canlı programlarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu hafta konumuz Barış Manço. Stüdyodaki konuğum Mert Gökçe. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Nazlı. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Programa katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. Rica ederim. Efendim, programa başlamadan önce Barış Manço ile ilgili çok kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim, ardından tekrar stüdyodayız. Orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın, o senden öte, benden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki benim içinde. Hoppa 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 hoppa. 40-50 para. Bir ben var ki benim içinde, benden öte, benden ziyade. Evet efendim. Bu hafta 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurmuş çok önemli bir isim olan Barış Manço'dan bahsedeceğiz. Yaşadığı süre içerisinde kendisine çok sayıda kimlik biçilmiş ve kendisi de adını Türk sanat camiasına altın harflerde yazdırmış bir kişi. Siz onu nasıl tanıdınız bilmiyorum ama o şarkıcı, besteci, gezgin, hatta yapımcı. Her yönünü değerlendiren, şarkılarında mükemmel bir bütünlük içerisinde olan Barış Manço bugün hala hepimizin kalbinde. Evet Mert, Barış Manço senin için ne ifade ediyor? Barış Manço çok şey ifade ediyor. Hani çocukluk diyebiliriz, gençlik diyebiliriz. Çünkü çocukken mesela arkadaşım eşeği dinliyorduk. İşte genç olduk, aşık olduk. İşte hani kol düğmelerini dinlemeye başladık. Ne bileyim hani can bedenden çıkmayıncayı dinlemeye başladık. Hani sonuçta sürekli yanında olan bir arkadaş gibi diyebiliriz Barış Manço için. Evde çalınıyor muydu, dinleniyor muydu? Evde çalınıyordu tabii ki. Peki şarkıları arasından senin için favori olduğu bir şarkı yani, var mı? Can bedenden çıkmayınca diyebilirim ya. Evet, çok güzel bir şarkıdır. Evet. Efendim Barış Manço'nun geçmiş kariyerine bakacak olursak 200'ün üzerinde bestelediği şarkısı var. Bu besteler ona 12'si altın olmak üzere bir platin kaset ödülünü getirdi. Bu şarkıların bir bölümü önce Yunanca, Bulgarca, Arapça, Fransızca gibi dillere çevrildi. Bu çevrilen şarkılar bazıları kendisi tarafından bazıları da dünyaca ünlü şarkıcılar tarafından seslendirildi. Bu da onun sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, aynı zamanda yurt dışında da çok popüler olduğunu ve evrensel bir sanatçı niteliğinde yani olduğunu bir kanıtı. Kendisi de bence zaten dünya vatandaşı hani sıfatına koyabiliriz. Hani tabii evet burayı seviyor, ülkesini seviyor, vatanını, milletini seviyor, o ayrı bir şey ama hani diğer insanları da seviyor, diğer ülkelere de, diğer kültürlere de gayet açık. Zaten hani gezdiği programlar olsun ya da konserleri olsun mesela hani uzak doğuya gittiğinde, Japonya'ya, Kore'ye gittiğinde hani tıklım tıklım dolduruyordu salonları, öyle diyeyim sana hani. Aynı zamanda zaten kendisinin Türkiye'ye gelmeden önce olması lazım. Fransa'da bir albüm çıkartıyor yani o zamanlar. Yani oralarda da ufak bir ün. Ama tabii hani Türkiye'deki gibi değil. Hani Türkiye'de bambaşka bir Barış Manço. Çünkü hani Barış Manço'yu kendi dilinden dinleyip anlayabiliyoruz. Hani onlar biraz da çeviri işleri ya da sadece işte müzik hoşnutluğundan dolayı dinlediklerini düşünüyorum. Türkiye'de çok benimsenmiş ve milleti tarafından çok sevilmiş bir kişi Barış Manço. Çok önemli bir sanatçı. Yurt dışında da çok sevilmesinin nedeni sence ne olabilir? Evrensel bir sanatçı dedik. İnsani değerlere hitap ettiği için yurt dışında da bu kadar kabul görmüş olabilir kesinlikle, mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani dediğim gibi hani şu anda gittiğinde mesela Uzak Asya'ya, Asya'da, Avrupa'da herhangi bir ülkeye hani konser salonlarını tıka basa doldurabilen bir insan. Hani bugün bunu yapabilecek sanatçı yani çok azdır. Hani evet bugün sanatçılar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da tıklım tıklım yani bir sürü insana konser veriyor olabilirler ama hani bugün bir Seul'e gittiğinde ya da ne bileyim Tokyo'ya gittiğinde hani aynı kalabalığı göremeyebilir karşısında. Evet efendim, müzisyen kişiliğinin yanı sıra aynı zamanda yapımcı rolü de var Barış Manço'nun.
çoğu zaman 1988 yılının özellikle Ekim ayında TRT1'de çocuk ve aileye yönelik eğitim, kültür ve eğlence programı olarak yayınlanan 7'den 77'ye Türk televizyonculuğunda şimdiye kadar ulaşılmamış bir rekora imza atmış ve Türkiye'nin en uzun soluklu ve en başarılı programları arasında yer almıştı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? 7'den 77'ye ben hani tabii yetişemedik o günlere. Hani, İzlemişsindir mutlaka. Annemin çocukluğuna denk gelen hani devirler. İzledim tabii ki. Yani. Hatta şu anda TRT'nin zaten TRT arşivi var, YouTube var. Hani en basitinden onları izleyebiliyoruz. Yani şu anda hani çok televizyonlarda göremediğimiz programlar. Şu anda genelde televizyonda işte sabahları, işte kadın programları. Hani yok o benim kocama şöyle yaptı, ben kaynım böyle oldu. Ya da ne bileyim işte evlendirme programları vardı. Allah'tan onları kaldırdılar artık. Hani yemek programları, sıradan programlar. Ama hani Barış Manço biraz daha 7'den 77'ye de hani daha değişik içerikler, daha aileye yönelik içerikler. Çocuğa, işte anneye, anneanneye, dedeye, hani herkese hitap edecek içerikler yaptığı için bütün evlere girebiliyordu. Hani Barış Manço'nun da böyle bir özelliği var. Her sanatçı her eve giremez. Yani solcudur, sağcı dinlemez, sağcıdır, solcu dinlemez. İşte batılıdır, doğuludur, hani bunlar çok şey olur. Ama Barış Manço, yani bugün Diyarbakır'da da gittiğinizde sevilen, dinlenen, Edirne'de de sevilen, dinlenen, İzmir'de de dinlenen bir insan. Ekvatordan kutuplara 5 kıtada 100 dan fazla değişik yöreye giderek yaklaşık 600 bin kilometreye yakın yol kat etmişti Barış Manço. Ülkemiz belgeselcilik anlayışına da çok farklı bir boyut getirmişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi kendisi çok büyük bir gezgin en başta. Hani evet sanatçılığı var, işte söz yazarlığı, besteciliği var ama kendisi aynı zamanda büyük bir gezgin ve hani şöyle düşündüğümüzde gezgin evet kendisi hani kimisi vardır, kendisi gezer ve kendisi görür. İşte hani şu anda Instagram'dan da paylaşır ve geçer gider bu işler. Ama kendisi bir yandan gezip bir yandan program çekiyor ve hani mesela ben Çankırı'dayım. Çankırı'dan örnek vereyim. Hani Çankırı'da hiç köyün dışına çıkmamış insanlara o evlerindeki o akıllı kutu sayesinde, o televizyon sayesinde Çin'i gösterebiliyor. Yani Tokyo'yu gösterebiliyor ve insanlar hani Barış Manço sayesinde farklı kültürler tanımaya başlıyor. Bence yani çok katkısı olduğunu söyleyebilirim Türk insanına. Her alanda fark yarattı dedik ve farkını ortaya koyduğunu söyledik. Şimdi efendim Barış Manço ile ilgili az bilinen bilgilerle ilgili bir kısa videomuz var. Onu izleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız. Kimisi için Barış Manço, kimisi için Barış abi, kimisi için de Barış amcaydı o. Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, şarkıları bir yana, adam olacak çocukla çocukların... Afiyet olsun, afiyet olsun. İkinci kahvaltı ile büyüklerin... Deretepe Türkiye ve Dönence ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde tat kurdu. İşte uzun saçları, yüzükleri ve müzikal başarıları ile unutulmayan simalar arasına giren Barış Manço'nun hayatından 11 ilginç nokta. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. 1943 yılında doğan sanatçı Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocuktu. Ailesi savaş yıllarında Barış'a duyulan özlemi ifade için bu ismi vermişti. Galatasaray Lisesi sırasında müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçının bu konuda ilk öğretmeni annesi Rikkat Hanım'dır. Kendisi de müzisyen ve yazar olan Rikkat Hanım, Zeki Müren'in de öğretmeniydi. İlk yazdığı şarkı Dream Girl. Türkçe yazdığı ilk şarkılar ise Kol Düğmeleri ve Seher Vakti oldu. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi. Seher vakti düştüm yola, günler boyu yol aldım durmadım. Pınar başlarında konakladım. Hollanda'da geçirdiği bir trafik kazası sonrası dudağında iz kaldı ve bıyık bırakmaya başladı.
1963 yılında Yeni Sabah gazetesinde Sami Si bemol takma ismiyle müzik yazıları yazdı. Bir yazısı yayınlanmayınca istifa etti. 1965'te Fransa'da ünlü müzikol Olimpiyada konser veren ilk Türk sanatçısı oldu. 1978'de Lale Çağlar ile evlenen Barış Manço'nun nikah şahidi ünlü yazar Çetin Altan'dı. En çok bilinen şarkılarından Gül Pembe, Manço 13 yaşındayken hayata gözlerini yuman babaannesinin ismidir. Sen gülünce güller açar Gül Pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik Gül Pembe. TRT'ye 14 yıl boyunca teklifte bulunduktan sonra 7'den 77'ye programını yapmasına izin verdi. Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su Güney Yarım Küresi'nde nasıl akıyor, Kuzey Yarım Küresi'nde nasıl akıyor? Hadi bakalım. Okey, Güney. Tamam. 1983 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerine Kazma adlı şarkısıyla katıldı. Favori olarak gösterilse de jüri tarafından ön elemede elendi. Yaşananlar onu üzmüştü. Benim jürim 50 milyondur. Parçayı plak yapacağım, o zaman her şey ortaya çıkacak açıklaması yaptı. Tayland'da izinsiz çekim yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Hapisteyken bölgedeki Türk okulu öğretmenleri ziyaretine gitti. Bu ziyaret Manço'nun en çok etkilendiği ve unutamadığı anılar arasına girdi. Bize geçmiş olsun demeye 4 tane delikanlı geldi. Almanya'nın Taylan'da, Çengmay'da bir şehirde. Yani diyelim oranın Artvin'i. Bunlar oradaki Fatih Koleji'ndeki 4 tane öğretmendi. 4 tane çocuk delikanlı. Biz de daha burada bir Fatih Koleji'nde ben itikadım sarsın dedim. Orada öyle bir isim var ki kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. O senden öte, benden. Videomuzu izledik. Videoda Barış Manço ile ilgili az bilinen bilgilerden derlenmiş kısa görüntüler vardı. Barış Manço'nun Türkiye'de ilk Barış ismine sahip olan kişi olduğunu söylendi. Ailesi savaş günlerinde Barış'a olan özlemi anlamlandırmak adına ona bu ismi vermişler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok özel bir isim. Evet. Yani şimdi bundan önce hiç kimse koymamış ya da belki hani, yani bilmiyorum. Kayıtlara geçmediği dönemlerde koyulmuş olabilir belki ama hani kayıtlara geçtiğinden itibaren işte ise kimse koymamış ve hani çocuğuna Barış diye bir isim konuluyor. Bu da annesinin babasının da ne kadar hani iyi insanlar olduğunun aslında göstergesi ve hani kendisi de bu isme çok layık olmuş. Hani hiç kimseyle bir kavga etmemiş, gürültü yok. Hani özel hayatını tabii ki bilmem ama işte ise bizim televizyonlarda gördüğümüz, duyduğumuz Barış Manço hani tam böyle uysal, herkesle anlaşabilen, hiç kavgacı olmayan bir insan. İsmine layık olmuş yani. Videomuzda izlediğimiz üzere annesi Zeki Müren'in müzik öğretmeniymiş. Aslında Barış Manço'nun müzik alanında bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de annesinin onu çok iyi eğitmiş olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Peki onu günümüz sanatçılarından ayıran en önemli özellik ne? Çünkü şimdi günümüz sanatçılarına bakacak olursak eğer çok farklı bir boyut. Eski Barış Manço ile kıyaslayacak olursak eğer onun yakaladığı başarıyı yakalayamıyorlar. Bunun bir sebebi olmalı. Sana göre bu sebep ne? Bir kere şöyle bir şey. Günümüzde artık neredeyse herkese sanatçı diyoruz. Yani YouTube'da iki tane şarkısı 100 milyon üzerine dinlenen insan sanatçı oluyor. Ve bundan dolayı çok sanatçı var. Hani Barış Manço'nun döneminde de evet sanatçı var ama hani bu kadar değil. Hani bilinen sanatçılar zaten her türlü işlerini götürüyorlar. Onlar kendileri devam ettirebiliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Barış Manço ile hani bugünkü sanatçıları ne ayırır diye sordum. Barış Manço halkın içindendi. Bugünkü sanatçılar halkın tepesindeler. Hani halkın tepesinden bakıyorlar. Halkın arasına karışamıyorlar. Halkı anlayamıyorlar ama Barış Manço tam tersi halkın derdini söyleyebilen, halkı anlayan. Hani mesela BBC ile bir röportajı var. BBC buraya geldiğinde yani şu anki bir sanatçı olsa sırf BBC'ye hoş görünmek için evet işte İngilizleri çok seviyoruz işte şöyle de böyle de diye konuşurdu ama Barış Manço açık açık söylüyor ki burada İngilizleri sevmezler. Yani BBC de İngiltere'nin devlet kanalı. Yani bunu söyleyebilen bir insan. Şu anki sanatçılar bunu söyleyebileceğini düşünmüyorum mesela. Anladım. Teşekkür ediyorum yanıtların için. Peki sen Barış Manço'yu kendine örnek alır mısın?
Ben Barış Manço'yu kendime örnek alırım. Hangi özelliklerini örnek alırsın? Dediğim gibi uysal olması, yani kimseyle kavgası, gürültüsü olmaması, bu vatana bağlı olması. Aynı zamanda hani kökleri bu vatandan çıkan bir ağaç, yani dünyaya yayılan bir ağaç olarak görüyorum. Fikirlerini de çoğunu benimsiyorum. Hani o yüzden kendime ider olabilirim. Evet efendim, Barış Manço'dan konuştuk bugün. Onun çok önemli bir değer olduğunu hem Türkiye için hem yurt dışı için, çünkü evrensel değerlere hitap ediyordu ve tüm halkı, herkesi içine almış bir kişiydi. Kendisi vefat edeli 20 yıl oldu ama hala görüyoruz ki o 20 yıldır hala kalbimizde şarkılarıyla, ruhuyla yaşamaya devam ediyor. Evet efendim, İdolüm Sensin'den bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar yeni bölümle karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.